Sevgili Fatmacığım, sen verdiğin dilekçede diyorsun ki 17 yıldır kardeşim Cemile Gürbüz'ü arıyorum. Birkaç yıl önce kardeşimin öldürüldüğünü öğrendim. Bunu söyleyense üvey annem Naciye Gürbüz'dür diyorsun. Bu olayı herkes biliyor. Kız kardeşim Besra da biliyor. Hatta kız kardeşimi öldüren kişi, yani üvey abim Mustafa Gürbüz'ü öldürelim diye teklifte bulunmuş Besra sana, ama sen kabul etmemişsin. Kemal Hanım, ben onu unutmuşum. Belki söylemiş olabilir ama ben unutmuşum onu. Yani gerçekten. Besra öldürmeye, evet. Öldürmek istemiş Mustafa'yı. Evet, bu yıllardır Naciye hep diyordu ben söyleyeceğim. Hı hı. Sonunda biz öğrendik, Naciye da bu işin içinde. Biz önce onu öyle biliyorduk. Peki yani. Besra Mustafa'yı Cemile yüzünden mi öldürmeyi istiyor? Yoksa Mustafa'dan çektikleri yüzünden mi Mustafa'yı öldürmek istiyor? İşte onu unutmuşum, bilmiyorum ki. Hatırlamıyor musun? Yok, hiç bu çok önemli bir şey. İnsan böyle bir şey nasıl unutur? Hatta ne zaman olmuş bunun tarihi? Burada dilekçenin tarihine bakayım. 2019. Çok eski değil yakın yani. Yakın bir tarih. Yakın bir tarihte. Sen bence onu bir daha hatırlamaya çalış. Çok önemli. Söylemek mi istemiyorsun? Dün söylediniz, ben eve gittim, Besra'yla konuştum. Hatta senin imzan var. Bu arada Besra, yani o da kimliğini saklıyor. Kimliği saklamasının nedeni başka bir neden olabilir mi? Ekranda görüyorsunuz. Cemile ile ilgili değil de acaba Mustafa ve Besra arasındaki yaşananlardan dolayı mı kimliğini sakladı bilmiyorum. Kim kimliğini saklamış? Besra, ekrandaki Besra değil mi? Ekrandaki evet. Besra. Evet, böyle Besra. Her tarafını kapatarak gelmesi Mustafa'dan korktuğu için değil. Dün de Besra Mustafa'yla çok üzüldü dedi. Niye Mustafa'yla Besra'nın arası çok iyiymiş. Öğrendiler zaten. Bak, Mustafa'yla Besra'nın arası ilgilendirmez. Cezası varsa adalet cezasını verir. Ama arası çok iyiymiş Besra'yla. O şimdi, gün... şimdi iyidir. Şimdi iyi. Eskiden yoksa şimdi iyi. Ararlar ben iyi. Bilmiyorum, arasının iyi olduğunu duydum. Ama şimdi mi iyi? Önce onu bir daha bakarım, ona söyle, onu konuşuruz. Ama şunu biliyorum. Yani öldürülmeden bir gün önce orada Cemile ile Naciye arasındaki, Hatice arasındaki kavganın hepsini aslında Besra biliyor. O sırada evde mi görüyor yoksa köyde mi duyuyor, onu bilmiyorum. O sırada evde mi peki Besra bunları yaparken, yani Cemile'yi döverlerken? Besra o zaman evlidir. Evli değil mi? Evet. Neriman biliyorum. Eskiden aslında. Çok iyiymiş Besra'nın. Şimdi araları bozuk. Aralarının bozuk olmasının da nedeniyle ilgili kulağımıza bazı bilgiler geliyor. Onu araştıralım. Besra kendisi de söyleyebilir isterse. Ama şöyle, yani gerçekten Cemile'nin yaşamadığı, yani o kadar eziyet yaşamış ki. O kadar eziyet yaşamış ki. O yüzden katil her serbest. Belli olmaz bu işler. Belli olmaz. Gizli tanık bakın başka neler söyledi. 2 aydır biz burada. Abisi Resul ne yapıyormuş? O gizli tanığa sığınmış Cemile. Çünkü eve gidersen beni öldürürler demiş. Oraya, gizli tanığın evine Resul erkekleri götürüp kız kardeşine fuhuş yaptırmak istemiş. Yazıklar olsun. Gelsin ekranlara. Cemile Sunan'ın öldürüldüğü aile içinde herkes tarafından telaffuz ediliyor, iddia ediliyor. Babasıyla beraber öldürmüşler abisi ve buraya bir yere gömmüşler. İfadesinde çok önemli bir detay var. Gizli tanıktan Cemile'nin üvey abisi Resul hakkında şok iddialar. 3 ay baktım, ben mi bakma götürünce Resul her gün bir adam getti benim evime. Her gün bir adam iki adam. Niye dedim benim evime adam getiriyorsun dedim. Dedi çayını içmeye geliyoruz dedi. Ertesi gün yine geldi Resul. Ben hemen gittim komşuya, polise telefon açtım. İki de polis geldi. Şey dediler, bu abla sizden çok korkuyor, bir daha bunu rahatsız etmeyin. Aldılar Resul'ları götürdüler. Bunları götürünce biz mecbur kaldık kız öğrenci kurduna Cemile'yi plana. Ben o müşteri getiriyordum için herhalde. Sonradan aklıma geliyor ben. Siz benim adam bu duruma şahit oldunuz. Evet, doğru mu? Evet. Besra da biliyor, ben de biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Besra Hanım peki bunların hepsini biliyor mu? Biliyor. Hepsini biliyor. Zaten o dedi bana. Dedi Güler yengem dedi, abimle evli değil dedi. Resul abim, Güler yengem dedi. Cemile'yi de öyle yapacak dedi. Besra için bir para aldınız mı, başlık parası? Bak biz Besra için Resul abisi dedi 7,5 liralık başlık vereceğiniz. Sonra gittik geldik. Tam bir son gün gelkene dedi 21.500 lira başlık parası vereceğiz. Resul mü söyledi? Resul söyledi. Bak biz babasını görmedik. Mustafa'yı tanımıyoruz. Resul söyledi 21.500 lira. Bizim de babamız öldüğü için dedik, oğlan da 20 yaşına geldi. Veren biz bu parayı dedik. O zaman Resul tamam dedi. 21.500. Verdik biz bunları. O zaman 40 ton ekin sattım. O 40 ton ekin yetmedi. Bir de daha benim adamın çalıştığı iş yerinden aldım. Öyle tamamladım. Öyle verdim parayı. Benim verdiğim parayla Mustafa 20 milyona bu evi aldı.
1,5 milyon kaldı. Ona dedi Besra babasına, baba dedi, üst, altı fırın üstü ocak oluyor ya dedi. Öyle bir tane ben alıver dedi. Kızım bunu sana alınca dedi çocuklar ne yiyecek evde dedi. Ben alamam dedi. Kalan parayı ekmek parası yapacağız biz dedi. Hamit. Mustafa şu anda Yeniköy'de oturduğu evi. Evet. O Besra'nın parasıyla mı alıyor? Besra'nın başlık parasından aldı. 1,5 milyon da para kaldı onlara. Gittik altınlarını, bileziklerini bozduk. Eşyalarını aldık. Eşya dedin giyecek eşya aldık ha. Ondan sonra o zaman anam Resul bizden sonra başkasına satmıştı. Yani Resul de Cemile'nin peşini bırakmamış. O zaman bu bayan niye şikayet etmiyor adamı? Yok ki 16 tane kardeşi var, o da korkuyor. Ha, şimdi Resul onların evine adamları götürüyor ya, kadın evet. Niye şikayet etmiyor? Korkuyordum diyor. Haklısın, hepiniz gibi o da korkuyor. 16 tane ya kardeşi. Ya neden korkuyor? Ya Fatmacığım, ya. Bütün ablaları, kardeşleri susmuş, sen eli kadını mı suçluyorsun? Şikayet etsen devlet direkt tutulacaktı o Resul'ü. Sen dön kardeşlerine laf söyle. Aynen öyle, aynen öyle. Kardeş yani daha doğrusu Resul ile Mustafa Cemile'yi kullanmışlar, eziyet etmişler, sonra da öldürmüşler. Bütün kızlar da susuyor. Yani ona mı geldi? Önce onların konuşması lazım. Önce senin kardeşlerinin konuşması lazım. Haklısın, onun da konuşması gerekiyor ama ona bana gelinceye kadar... Bu önce kadar susmuş, önce 16 kardeşlerini bir kenara bırakıyorum. 15 kardeşin. Yani gerçekten vicdanınız var mı yok mu? Zeliha'yı da bir kenara bırakıyorum. Zeliha da konuşuyor. Besra biraz konuştu, sonra içine kapandı. Besra korkuyor zamanında. Yani ne korkuyor. Korkuyor? Başka şeyler var benim yani düşündüğüm de. Onu bir netleştireyim ondan, ondan sonra... şimdi söylemek istemiyorum çünkü bir netleştireyim sonra söyleyeceğim.